Osman Koltuğ'a merhaba diyelim muhabirimiz. Sevgili Osman, merhabalar tekrar. Şimdi Trabzon çok önemli bir organizasyona merhaba. Ev sahipliği yapıyor. 2011 Avrupa Gençlik Oyunları evet. Ve teması da renklerin dansı. Seni dinliyoruz, konuklarım var. Bununla ilgili ayrıntılı bilgi alabilir miyiz? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Hazırlıklar Trabzon'da yoğun bir şekilde devam ediyor. 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları için alt ve üst yapı çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Biz de bu çalışmaların neler olacağını, bundan sonra neler yapılacağını yanımızda olan konuklardan öğreneceğiz. Olimpiyatların ülkemize, ilimize, Trabzon'umuza turizm açısından getirilerini konuşacağız. Diğer faktörleri bize anlatacaklar. Şimdi ben yanımda 2011 Avrupa Gençlik Olimpiyatları Genel Koordinatörü Nihat Doker var. Ona dönmek istiyorum. Sayın Doker, olimpiyatlarda Trabzon'da neler yapılıyor? Bugüne kadar yapılanlar nedir? Bundan sonra neler yapılacak? 23-30 Temmuz 2011 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak bu organizasyon Cumhuriyet tarihi açısından da önemlidir. Ülkemizde bugüne kadar birçok farklı spor dallarında Avrupa şampiyonaları, dünya şampiyonaları ve birçok uluslararası organizasyon yapılmıştır. Fakat 87 yıllık Cumhuriyet tarihinde ilk kez Türkiye'de farklı spor dallarında ve de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin himayelerinde Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin bir organizasyonu olan Avrupa Gençlik Olimpiyatları Trabzon'da yapılacaktır. Bu organizasyon Trabzon'a kolay verilmemiştir. Yani verilsin ve yapılsın. Hayır. Türkiye talip olmuştur 2005 yılında. Türkiye ile birlikte 5 ülke daha aday olmuştur. Bu 5 ülkenin arasından oylamalar sonucunda Trabzon'a verilmiştir ki Cumhuriyet tarihinin Ankara'dan bu tarafa Trabzon ilinde gerçekleştireceği en önemli organizasyonlarından birisidir. Hangi ülkelerle yarıştık Sayın Doker? Trabzon hangi ülkelerle ve hangi şehirlerle yarıştı? Çok teşekkür ediyorum. Trabzon, Danimarka gibi güçlü bir Avrupa ülkesi, Hollanda, İtalya, Letonya ve Türkiye olarak 5. ülke olarak yarıştı. Ve finalde 2 ülke kaldı, Hollanda ve Türkiye. Türkiye 28'e 18 oy alarak Trabzon'da yapılması kararlaştırıldı ki bu çok önemli bir şeydir. Yani bu organizasyon tesadüfen verilmiş, verelim yapılsın anlamında alınmış bir organizasyon değil, önemli bir organizasyondur. 9 branşta yapılacaktır. Peki böylesine büyük ve heyecanlı bir organizasyon için alt ve üst yapı çalışmaları da önem arz ediyor. Trabzon'da neler yapıldı bugüne kadar? Bundan sonra neler yapılacak? Şimdi Trabzon'da nelerin yapılacağını söylemeden önce ben bir konuyu daha vurgulamak istiyorum. Trabzon'da 49 Avrupa ülkesi gelecektir. 49 Avrupa ülkesinin gençliği gelecektir. 14-17 yaş grubundaki gençler gelecektir. Biz Trabzon'da rekor bir katılımın olması için çalışmalar düşünüyoruz ve yapıyoruz. 4000 dolayında sporcunun katılmasını bekliyoruz biz buraya. Neler yapıyoruz? Büyükler Olimpiyatında neler yapılması gerekiyorsa, ne yapılacaksa biz de kurmuş olduğumuz çekirdek bir kadroyla bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizim ofisimiz Trabzon'da. Şu anda bulunduğumuz yerde çekirdek bir kadro oluşturduk. Onlarla toplantılarımızı yapıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. En ince detayına kadar her şeyi konuşuyoruz. Evet. Altyapı çalışmalarından bahseder güzel misiniz? Yüzme havuzları, tenis kortları. Şimdi, bunları biz gezdik, gördük çünkü. Gezdiniz, gördünüz. Trabzon'da çok çok güzel şeyler yapılıyor. Örneğin Trabzon'da gerçekten öğrenci yurt problemi varken bu vesileyle Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun almış olduğu bir kararla 2200 artı 510 olmak üzere 2700 öğrencinin konaklayabileceği bir yurt yapılıyor. Biz 4000 dolayında bir öğrenci beklediğimiz için katılımcı, 2700'ünü oradan alacağız. Mevcut yurtları da revize ettirerek 1300'ünü oradan alarak 4000 kişinin Karadeniz Teknik Üniversitesi içerisinde konaklamalarını sağlayacağız. Bunun dışında başka neler yapılıyor? Çok güzel şeyler var. Türkiye'de ilk kez üstü açılır kapanır ve atlama kulesi olan olimpik yüzme havuzu hemen yan tarafımızda yapılıyor ve oyunlara yetiştirilecek. Planlamamıza göre 2011 yılı Ocak-Şubat aylarında da teslim alınacak. Biz bir de test yarış yapma şansımız burada olacak. Onun dışında başka neler yapılıyor? Trabzon'da eksiği olan jimnastik salonumuz vardı. Bununla ilgili olarak nizami ölçülerde, uluslararası standartlarda bir jimnastik salonu, hemen yanına iki tane antrenman salonu. Antrenman salonları ortadan bölündüğü takdirde
iki farklı branşta da farklı müsabakaların oynanabileceği bir salon haline gelecek. Yine Trabzon'da bir merkez kort, 1000 seyirci kapasiteli, 3 tane kapalı, 6 tane açık olmak üzere 10 tenis kortu olan bir tesis daha yapılıyor. Yani şunu söyleyebiliriz, aslında bu yapılan yatırımlar sadece olimpiyatlar için değil, bundan sonrası için de büyük yatırımlar ve diğer yapılacak olan organizasyonlar için de herhalde birer referans olacak. Bunlar Trabzon gençliğinin geleceğinin yatırımları. Artı bu organizasyon 2020 yılında alınması planlanan, düşünülen olimpiyatlara bir referans olacak. Artı bu organizasyon bundan sonra Türkiye'nin talip olacağı diğer organizasyonlara da ciddi bir referans olacak. Ancak Türkiye son yıllarda önemli organizasyonlar almakta ve bunu başarıyla da gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin son yıllarda bu konuda uluslararası federasyonlar tarafından teşekkürleri, tebrikleri aşırı üst seviyede vardır. Yani Türkiye artık kabuğunu kırmıştır organizasyonlar konusunda. Çok tecrübeli, başarılı organizasyonlar yapmaktadır. Peki Nihat Bey, biraz da turizm getirisini konuşmak istiyorum. Çünkü gelecek olan sporcuların herhalde aileleri de olacak, antrenörleri, yardımcıları. Bu herhalde bu sayı 4000'den 7-8 bin lira kadar çıkması düşünülüyor. Bunların ülkemizi tanımaları, kültürümüzü tanımaları, ülkelerine dönüşte birer gönüllü turizm elçisi olacaklar muhakkak. Trabzon'un turizmi açısından, getirisi açısından olimpiyatların faydası ne olacak? Şimdi Trabzon tarihin en önemli eski kentlerinden birisi. Buraya geldikten sonra öğrendim. 4000 yıllık tarihinde çok eski kültürlere, çok eski medeniyetlere sahiplik etmiş bir kentimiz. Ev sahipliği yapmış bir kentimiz, şehrimiz. Çok önemli turizm merkeziniz var. Sümela Manastırınız var. Uzun Gölünüz var. Şimdi biz bu konuda da bir çalışma yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüzle birlikte çalışarak biz oyunlar sırasında sporcularla birlikte ebeveynlerini de buraya getirtebilir miyiz? Ki getirteceğiz bunu, yapacağız. İki, yine çok önemli bir şey düşünüyoruz. Bütün ülkelerle yazışma yaparaktan bu ülkelerin en az 4-5 gün, bir hafta erken gelip Türkiye'de, Trabzon'da antrenmanlarını yapmaları, çalışmalarını düşünüyoruz ve bununla ilgili olarak da son gittiğim Singapur'da Finlandiya ve Almanya delegesi bana gelip biz erken gelirsek bize antrenman yapabileceğimiz, kamp yapabileceğimiz bir ortam sağlanabilir mi dedi ki bu da turizm açısından bize önemli. Biz burada onların ebeveynlerini de getirip Trabzon'u tanıtmak, oradan da bir şey kazanmak istiyoruz. Türkiye'den, Trabzon'dan unutulmayacak anılarla dönmelerini istiyoruz. Son yapılan rugby maçında örnek olarak söylüyorum, Gürcistan'dan 7000 dolayında seyirci gelmiştir ki Trabzon esnafı ile yaptığımız görüşmelerde otellerin dolduğunu, çok iyi bir ticari hareketin olduğunu, yaklaşık 5 milyon civarında da Trabzon'a bir yatırım bırakıldığı söyleniyor. O halde biz bir şey daha anladık. Biz demek ki Gürcistan'a, Azerbaycan'a, Rusya'ya iyi bir tanıtım planlayarak yaparsak Avrupa'dan gelecek turistlerimizin dışında bu taraftan daha rahat turist getirebileceğimizi ve Trabzon'u doldurabileceğimize inanıyorum. Yani Sayın Doker, Trabzon için, ülkemiz için, Karadeniz için çok büyük bir fırsat. Teşekkür ediyorum ve